tarımda, sanayide, hane halkında suyu verimli kullandığımız sürece su bizimle olur. Aksi takdirde bu su maalesef kıtlığa, gıda güvenliğinde zafiyetlere neden olabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Meriç Ergene Havzası'ndaki taşkın risk yönetimi planlarının hazırlanması amacıyla proje kapsamında ilk toplantı Edirne Margi Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Tarım İl Müdürü Atilla Bayazıt ve projenin paydaş kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Sever, su yönetiminin önemine değinerek Türkiye'nin su stresi altında olan bir ülke olduğunu ifade etti. Türkiye değişik indekslere göre, işte suyunuz eğer, bu indeksleri size de çok da anlatmayayım ama su stresi altında olan bir ülke. Yani öyle su zengini bir ülke değiliz. Yıllık toplam kullanılabilir su potansiyelimiz 112 milyar metreküp. Bunun büyük bir kısmını %74-77'si arasında 45 milyar metreküpe tekabül ediyor aşağı yukarı tarımda kullanıyoruz. Geri kalan %23'lük kısmı ise biz sanayi ve kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Bu noktada baktığımız zaman nüfusumuz hızla artıyor. Ve kişi başına düşen, 2 sene önce sorsaydınız su tüketimi 1500 küsürlerdeyken metreküp, şu an itibariyle 1300 metreküplere düşmüş durumda. Bundan bir 3-5 yıl sonra sorsanız elbette ki nüfus artışıyla ve iklimin getirdiği etkilerle beraber kişi başına düşecek su miktarı 1000 küsür metreküplerde olacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında Türkiye su zengini olan bir ülke değil. O zaman iklim değişikliğine uyum kapsamında, iklim değişikliğine uyum becerimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için de ne yapacağız? İşte sıfır atık dedik. Şimdi de ben buradan söylüyorum ki sıfır su israfı yapmamız lazım. Bir kişi eğer suyu sürdürülebilir, randımanlı bir şekilde kullanırsa günlük olarak 93 litre tasarruf yapabiliyor. Tarımda özellikle kapalı sistemde sulama sistemlerine geçersek, özellikle damla ve yağmurlama sulama, hele hele toprak altı damla sulama sistemine geçebilirsek, orada da performansı %70-80'lere taşıyabiliriz. Sanayide su kullanımını verimli hale getirmek için özellikle atık suların yeniden kullanılması ve su hasatı, çatıdan suyu toplayarak yeniden sektör içerisinde kullanabilme yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. Temiz üretim tekniklerini sanayide yaygınlaştırıyor olmamız lazım. Dolayısıyla tarımda, sanayide, hane halkında suyu verimli kullandığımız sürece su bizimle olur. Aksi takdirde bu su maalesef kıtlığa, gıda güvenliğinde zafiyetlere neden olabilir. Meriç Ergene Havzası'nın taşkın riskinden korunması konusuna da değinen Sever, bu noktada gidilecek çok yolun olduğunu belirtti. Taşkının yalnızca iklim değişikliğinin bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizen Sever, taşkın konusunu da iklim değişikliğinin sadece bir getirisi olarak tanımlamak eksik bir tanımlama olur. Ne var ki insanlar planlamalarıyla beraber özellikle dere yataklarının üstünün kapatılması ya da belirli atıkların bırakılması ya da kuru dere yatağının üzerine inşaat faaliyetlerinde bulunulması maalesef taşkın riski derecesini arttırmakta dedi.